Merhaba kardeşlerim. Bugün kolay kolay her yerde göremeyeceğimiz pitbullları izleyeceğiz. Ya şunun güzelliğine bir bak Allah aşkına ya. Hani şunu gören pitbull der mi ya? Isırasın gelir. Bak. Eti ağzına veriyor. Bekle diyor. Ya bu pitbull yani düşün. Olay budur ya. Şimdi ülkemizde pitbulllar ne kadar kötü ün sahibi olsalar da aslında çok uysal, çok düşkün. Ya tam aile içinde bakılabilecek bir köpek. Tüy de dökmüyor kolay kolay. Tüyleri genelde kısa. Ev sahiplerine aşık olan tipten. Aa gel gelelim işte bizim cahil cüvela kesim. Pitbull'a hadi oğlum tut oğlum ısır oğlum diye diye. Bazı değişik ilkel yöntemler kullanıyorlar. İşte yok kanlı halat ısırtmadır, yok çiğ ettir, yok işte bir yere kapatmaktır falan. Hayvan psikolojisi bozulasıya kadar uğraşıyorlar. Saldırgan olsun diye. En sonunda hayvanın psikolojisi bozuluyor. Lafın arasında bu adamın yaptığını abartı olarak görebilirsiniz ama aslında yapılması gereken şey budur arkadaşlar. Hani evde bakılan bir köpeğe. Adam bakın kulak çöpüyle kulağının kirini temizliyor. Bu zaten başka bir şey ya. Şu tipe bir bak Allah aşkına. Tipe. Çirkin. Neyse. Kafayı yiyeseye kadar uğraşıyorlar. Kafayı yedikten sonra artık sahibine de sarmaya başlıyor. Bu sefer kendileri de baş edemiyorlar. Buldukları ilk ıssız yere bırakıyorlar hayvanı. Hayvan da ondan sonra şehir içine iniyor. O zamana kadar hep saldırgan büyümüş bir hayvan. Tutup hani birdenbire evcilleşmesini bekleyemezsin. Dolayısıyla bulduğu ilk canlıya saldırmaya başlıyor. Ondan sonra pitbulllar kötü. Pitbulllar kötü değil, insanlar kötü. Hani şu hayvanın kime ne zararı olabilir? Korumacılık o bütün köpeklerde var. Hani yapabildiği kadar. Golden bile sizi korumaya çalışır. Hani yüreğe yemez, kaçar gider şu bu ama elinden geleni yapar yani. Her eve de hani şöyle bir bekçi lazım yani. Kaslara bak adamım ya. Fitness yapmış. Neyse arkadaşlar. Bildiğiniz üzere pitbullların 3-4 çeşidi var. Aslında sınırlı sayıda çeşitleri. Fakat genelde hani buldukları her pitbullu her pitbulla çiftleştirdikleri için bir ton rengi görünüyor hayvanı. Ya şu hayvanın kime ne zararı var Allah aşkına ya. Ya ülkemizde beslenmesi, yetiştirilmesi yasak diye söylüyorum. Yani bakın çocuk yapılmayacak şeyleri yaptığı halde hiç hayvan yerinden kıpırdamıyor bile. Bu panter dedikleri tipte gözler sarı, bütün vücut siyah. Sadece göğsünde azıcık bir beyazlık var. Onu da kimisi saç boyasıyla boyuyor biliyor musunuz? Tamamen pantere benzesin diye. Altın bir tane tasma takıyorlar. Zincir. Çok karizma hayvan. Kafa yapısı olsun, vücut yapısı olsun. Bu bir de diğerlerine göre biraz daha iri. Ha şuna bak. 4 tane pitbullun arasında bebek oyun oynuyor. Ha bu mu zararlı yani? Hani bu hayvanlar mı zararlı? Ha belli ki iyi insanların yanında yetişmişler, büyümüşler. Bunlar da piyasaya çıkmış. Şöyle bir güzellik yok ki. Bu Red Nose dedikleri tip. Arkadaşlar aslında Pitbull Red Nose diye bir şey yok. O da hani insanların uydurması olan bir şey. Pitbull'un işte kahverengi, kırmızı burunlu olanlarına Red Nose diyorlar. Yani o da normal aslında Pitbull yani. Red Nose diye bir ayrım yapılmıyor. Uluslararası düşündüğünüz zaman. Bu arkadaş Bully dediğimiz. En kısaları diyeyim size. Hani boyları 30 santimi geçmiyor yani. Kafaları büyük oluyor genelde. Beagle tipinde bir şey oluyor. Hani Beagle bu kadar kaslı ya da iri olmuyor tabii de. Kısa uzun. Hani bacak boyları kısa, yükseklikleri. Araları uzun. Otobüs gibi yani. Ya sizin canınızı yerim ya. Şunlardaki oyunlara bak.
Bunları koyacaksın karşına, akşama kadar seyredeceksin. Hiç sıkılmazsın yani. Ah, bu da yeni yavrulamış. Daha belki biraz önce yavruladı yani. Yine bir panter daha. Panterlerde hep böyle oluyor arkadaşlar. Göğüslerinin arasında işte küçücük bir beyazlık oluyor. Vücudun geriye kalanı simsiyah oluyor. Bunu özellikle yetiştirmek için uğraşanlar var. Yani aynı tipte dişi bulup çiftleştirmeye çalışanlar var. Bu gitgide çoğalmaya başladı yani. Bu Türkiye'de de görülmeye başladı bu hayvanlardan. Pitbulllar her zaman bu kadar yüksek zıplayamazlar arkadaşlar. Bu nadir bulunanlardan. Pitbull'un da genelde Red Nose'ları zıplıyor arkadaşlar buraya. Red Nose dedikleri hayvanlar. Bu kadar yükseğe zıplayabiliyor. Ötekiler biraz daha hantal kalıyorlar. Bu da kediden korkuyor. Daha doğrusu kedi biraz çılgın. Hayvanın üstüne atlıyor. Bakın bu Bully'nin boyunu şuradan hesap edebilirsiniz. Sahibinin dizinden hesap edin. Yani dizine bile gelmiyor boyu. Bu arkadaş daha 3 aylık falan anca bir arkadaş. Ama tam erkek yani. Tipe bak. Var mı bana yan bakan diyor ya resmen. Tabi bir de kulak kesme olayı var bunlarda. Kulağı kestiğin zaman çok daha kötü görünüyor falan. Eziyet etmemek lazım arkadaşlar hayvanlara. Hayvanlar nasılsa öyle kabul etmek lazım. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Size açıklama gereği duyduğum bir şeyden bahsedeceğim. Ama bu görüntü neden donup duruyor? Ben bu videoyu dün yükledim. Video gene haksız telif yedi. Yani şöyle, videoya bu şekilde karma video yükleyenler bilir YouTube'a. Farz edelim 10 saniyelik bir görüntü. Eğer ki sizden önce bir başkası bu görüntüyü yüklediyse o kişi hak sahibi olmuş oluyor. Dolayısıyla YouTube mail vasıtasıyla bu kişiye ulaşıyor. Diyor ki senin videondaki işte filanca yerdeki atıyorum 10 saniyelik görüntü. Bu milyonluk videolarımı sildim. Milyon izlenen. Şu an 2 tane daha video var. Onları da silmem gerekiyor. Kazancın tekrardan aktif hale gelmesi için. Yani durum böyle yani. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.